Biz geçen yıl itibariyle 2022 üretim sezonunda Tarım Bakanlığı'nda ortaklaşa olarak 1008 ton rekor sayılabilecek şekilde arpa, buğday, fasulye, nohut tohumu dağıtımı yaptık. Ondan sonra Sayın Milli Eğitim Müdürümüz ve Okul Müdürümüz, Batagazi İlçe Milli Eğitimimizle beraber böyle bir talepleri geldi. Dediler ki bu üretimin parçasında biz işletme olarak biz de yer alalım. Biz de bundan memnuniyetle onur duyduk, gurur duyduk. Çünkü ben bu okulun da mensubuyum. Sağ olsun başkanımızla Milli Eğitim Müdürü bir araya gelip bir protokol imzaladılar. Araştırdık yerli buğday çeşitleri içerimizde. Yani bizim çünkü tohumculuğumuzda biliyorsunuz bir kamu kuruluşu tohum var, kamu özel sektör işbirliği var, özel sektör işbirliği var. Şu anda buradan bulunan çeşit halis buğday çeşidi. Yani Avrupa standartlarında değil, dünya standartlarında verimle yarışan bir ekmeklik çeşit. Biz buraya 5 ton, %25 Milli Eğitim Biberli, %75 Büyükşehir Belediyesi hibeli bir çalışma yaptık. Bu amaçla gerçekten projenin başlatılması Sayın Büyükşehir Başkanım Selahattin Yukan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze, okulumuza, ekibine de canı gönülden teşekkür ediyorum. 230 dekarlık bir alanda üretimimiz var. Bu üretimde protokolün ince bir maddesi de vardı. O da buradan çıkan ürünlerden elde edilen undan elde edilen ekmeğin bir kısmı bizim sağlık sosyal yardımlaşma üzerimizden özellikle yoksul ailelere destek olarak çıkacak. Bu projenin önemli bir sosyal yanı da var. Onu da arz ediyorum. Belediye olarak gerek valilikliğe gerek Tarım Bakanlığımızda gerekse yine milliyetimizde her türlü sürdürülebilir tarım üzerine projeler yapmaya biz devam edeceğiz. Malatya depremden çıktı. Biz hep birlikte üretimden gelen gücümüzü artırarak depremin etkilerini en aza indirgeyeceğiz. Çiftçimiz yanınızda olarak şunu her zaman söylüyorum. Üretim sizden, destekimizden diyerek burada bulunan herkese, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.